Önce dün akşam başımıza bir olay geldi. Onunla alakalı kendimizi temize çıkarmak için gayret içindeydik bu saate kadar. Dün akşam alkol kontrolü vardı yılbaşı gecesinden dolayı. Biz de çevirmeye girdik. Kendimden emin olduğum için aşağı indim. Normal alkol kontrolümüzü yaptık. Ama bu alkol kontrolü yapılmadan önce ben meyve yemiştim. Meyveden de böyle bir şeyler çıkabiliyormuş, onu öğrenmiş olduk. Ben de %56 alkol promili çıktı. Hatta haberin başlıklarına atılırken ben Ümre'ye gittiğimi söyledim. Alkol kullanmadığımı ısrarla söyledim. O esnada gülüyorlar ama ben önce gerçekten kamera şakası yapıyorlar zannettim. Polis de gülüyordu çünkü. Belki o insanlar benim Ümre'ye gittiğim, alkol almadığımdan söylediğim kelimelerden dolayı gülüyorlarmış. Tabii ben kendimden emindim. Sonra ehliyetime el konuldu. Böyle gördüğünüz gibi. Ehliyetimi aldılar. Önce ehliyetimi aldılar. Ondan sonra ben bu işi kendimi temizlemek, çünkü kendim biliyorum yani, kendim bildiğim için hastaneye gittim, kan tahlili verdim. Ve bu olayı 20 dakika içinde hemen yaptım. Hastaneden aldığım raporla tekrar bana ehliyetimi alan amirleri buldum gece. Saat 4.30-4 civarında tekrar o insanlara elimdeki raporlarla vardım. Bunlar bana tekrar alkol kontrolü yaptılar. Burada gördüğünüz gibi %0 promil alkol olmadığına dair raporlarımı da aldım. Tekrar benim ehliyetimi geri verdiler. Başımıza böyle bir olay geldi. Orada haber yapılırken Ümre'yi gittiğim, işte onunla alakalı bir kelimeler söylenmiş. İnsanlar bilmeden günahımı almış, altına yorum da yapmışlar haberin. Saygı duyuyorum ama bilmediğiniz şeyin hakkında da yorum yapmayın. Kimsenin günahını almayın. Ben alkol kullanmayan bir insanım. Kullanan da herkesin kendisine kalmış bir şey. Başımızdan böyle bir olay geçti. Böyle geçti, aldık yani. Ehliyetimi tekrar aldım ben dün akşam. Arkadaşlar da özür diledi. Böyle bir şey, makine arızalı olabilir. O anda başkası üflediydi benden önce. Onun tekrar tesiri olmuş olabilir. Ya da yediğim meyveden dolayı olmuş olabileceğini söylediler. Aldık ehliyetimizi.